Ben 1993 27'sinde Sülüs'te aldım. Sülüs'te aldıktan sonra 28'inde buradan çıktım. Mart'ın 1'inde Acan Birliği'ne, 121. Jandarma Yer Eğitim Alayı'na teslim oldum. Oradan 3 aylık görev Acan Birliği'ni yaptıktan sonra izine geldim. İzinden geldiğimde burada 7 gün kaldım. 7 gün sonra ben buradan akşam 6 otobüsüyle Malatya toplama merkezine gittik. İl Jandarma Toplama Merkezi'ne girdik saat 11'de. 12'de Malatya'dan dışarıdan 21 kişilik otobüs çağırarak normal köy otobüslerinden oradan 12'de bizi Malatya'dan Bingöl'e doğru çıkardılar. Yarım saat gitmeden bir durdu, yarım saat bir mola verdi. Oradan epey durdu hani yarım saat sonra tekrar hareket ettik. Bir saat kadar bir yol gittik. Ondan sonra tekrar bir mola daha verdi. Biz o sırada yine arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Gır gır geçiyoruz araçta. Hani hepsiyle Acan Birliği'nde beraber olduğumuz arkadaşlar hani. Ercan'la, Ahmet'le, Baki'yle falan. Hani sohbet ediyoruz araçta. Yani dalga geçiyoruz. Mavinlik yapıyoruz. Öyle. Ondan sonra tekrar devam ettik. En son Elazığ'a doğru döndük. Orada bir mola daha verdi. Orada da epey durduk. Oradan sonra tekrar devam ettik biz ola. Ondan sonra ilerliyoruz yine iki otobüs arka arkaya. Bir yerde teker patladı, durdu. Yolun kenarında bir çoban vardı. Çobanla bir şey konuştu bunlar, şoförler. Ondan sonra hani fark etmez dediler. Arka teker çift dediler. Tekrar devam ettiler. Epey yine devam ettik. Ondan sonra yolun kenarında bir karakol vardı. Karakoldan bir nöbetçi asker bizi durdurdu. Şoför hepsi asker dedi. Asker deyince tamam dedi o zaman devam edin. Devam ettik. Şoförden hani o şey askerden karakoldan kurtulduktan sonra hani şey ettikten sonra hani yaklaşık bir saat sonra rampayı çıktık öyle. Tam rampayı çıktığımızda durdu şoför. Tam aracın durduğu yerden kayanın arkasından bir terörist çıktı. Valla şimdiye kadar öyle bir şey görmediğimiz için hiç şüphelenmedik hani. Terörist nedir, biz nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorduk. Biz onları ilk baştan gördüğümüzde teröristleri normalde köy koruyucusu biz sandık. Hani terör nedir falan nedir diye bilmiyoruz. Bilhassa kendi ülkemiz hani o bölge. Biz terörü mesela yabancı bir yerde düşünüyoruz. Bir de gittiğimiz yerler mesela sınır olduklarında hani İran, Irak gibi yerlerden tahmin ediyoruz. O bölgelerden çünkü kendi ülkemizde tahmin etmiyorduk. Akşam 6'da hani bizi yolumuzu kestiler. Ben ikinci araçtaydım. Önümüze gördüğümüzde böyle öbür araç bizden önce durdu zaten. Ondan sonra biz arkadaki araç görünce öyle durdu. Biz normal yani asker yol kesiyor sandık. Ondan sonra kayanın arkasından terör çıkınca bir de onlarda da hani hep askeri kıyafet vardı. Ondan sonra bir bakıyorum tır falan vardı. Kamyon, beyaz kargo kamyonla şöyle yolu kestiler. Tamamen kapattılar. Bizi hani silahla işaret etti. İleri çekin dediler. Çektik ileri, durduk. Hemen kimlik kontrol yaptılar bizi araçtan indirince. Safa dizip ondan sonra bizi yolun sol tarafına aldılar, üst tarafa. Ondan sonra öyle biz onarlı sıra halinde 50 kişi arka arkaya duruyoruz, çömeştik. Ondan sonra 150-200 tane sivil halk vardı, önümüzden geçirdiler. Onları bilmiyoruz artık nereye götürdüklerini. Ondan sonra hemen bizi yolun arka tarafında patika bir yol var. Patika yoldan böyle dönerli aşağı köye iniyor. Köye indiğinde çalıların içine bizi soktular. Epey durduk biz o çalıların içinde. Hani karanlık çöküne kadar. Subay astsubay vardı işlerinde. Onları da bizimle götürdüler. Onları da ilk köyde biri kalp krizinden öldü. Biri de hani diğerlerinde bizim hani ilk köydeki şeyi de 10 metre ileri götürdüler. Gözümüz önünde kurşuna dizdiler onları.
7'ye sonra epey yine gittik. Yukarı yöneldik. Sağa doğru yukarı. Yani 2 kilometre falan yukarı çıkınca gündüz gördüğümüz yolda teker patlayan çobanı gece orada gördük. Yani dağda elinde keles silah. Ben kendimi şahsen öleceğim aklıma geldi. Hani yaralı kurtulup da şey edeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Hani biz yani hepimiz, bütün arkadaşlarım ölümü hani göze aldılardı hani. Kimse yani kurtulacak diye tahmin etmiyordu zaten. Bunlar bizi yukarı çıktık. Yukarıda bir normal bir yol var, patika yol. O patika yolda hani kol kola girin dediler. Biz artık anladık bizi vuracaklarını. İlk baştan bizler hani vurmayacağız, sizi öldürmeyeceğiz falan diye öyle bir söylentiler oldu. Ondan sonra bize hani 40 kişi bizi yan yana dizip karşımıza geçtiler. 40-50 tane terörist. Sol tarafında Ahmet vardı. Sağ tarafında Ercan vardı. Baki vardı 3. sırada. Sol tarafında ben 5. sıradaydım. 6. sırada da şey vardı, Ahmet vardı. Gece yani 3 gibi falan öyle safa dizip bizi patika yolda. Kimi arkadaşlarım hani başladılar, yapmayın, etmeyin. Hani bizim suçumuz ne, günahımız ne falan diye. Onlar fakat dinlemiyor. Onlar bazı arkadaşlarımız küfretmeye başladı onlara falan. Ondan sonra onlar karşımıza geçtiler. 50-60 kişi falan. Kelime-i şehadet ederken hani getirirken bastılar mermiyi. Ömer'le İsmail onlar tam bizi tararken geri kaçtılar. Arkadan taradılar onları. Hafif yaralı bacağından, omuzundan yaralanarak öyle yerini vuruldukları yerde bayılıp kaldılar sabaha kadar. Araziyi taradılar. Fakat onları bulamadılar. Yaralı kaldılar sabaha kadar. Hani ver ettiler mermiyi. Mermiye bastıklarında hani ortalık hani Allah tarafından sanki her taraf apaydınlık, gündüz gibi olmuştu. Öyle hemen ben kendimi attım, hiç kurşun almadım. Arkadaşlar kurşunu yiyen yıkılıyor. O teröristler kaçmaya kalktı. İki tanesi geri döndü, yaralı kalmasın. Üzerimizden bir de tarayınca bana 7 kurşun giriyor. Ben kurşun yiyince anam diyorum, bayılıp kalıyorum ben. Elim ayağım titredi. Artık kendime geliyorum, ayılıyorum. Ben 4 tane bacağıma giriyor şu kısma. Bir tane omuzuma giriyor, bir tane boynuma giriyor, bir tane şu parmağıma giriyor. Öbür arkadaş da kurşunu yedi, üzerime yıkıldı, düştü. Ondan sonra bunlar kaçtı. Kaçınca hani biz artık sabaha kadar ayılıyoruz, bayılıyoruz. Bir kendime geldim. Ben 1. sırada bir arkadaşım vardı, Denizli'li. Baki isminde bir arkadaş. O Erdal beni kurtar. Ben diyorum Baki beni kurtar. En son yanıma geldi emekleyerek, yanımda çömeşerek öyle vefat etti. Hani bilmedim. Sabah şafak söktüğünde İsmail ile Ömer geldi topallayarak, sürünerek. Ahmet'i üzerimden alın, ben kalkayım. Çünkü kalkmaya çalışıyorum, kalkamıyorum. Ben buradaki kurşunu bile olay yerinde parmağımdakini kendim çıkardım ağzımla. Ömer dedim Ahmet'i üzerimden alın, ben kalkayım. Onu duymadılar. Ondan sonra ben bakıyorum arkadaşımın bacak dağıldı. İsmail dedim elbiseni yırt, bacağını sık, kan dinsin. Elbisesini yırttı, bacağını sıktı, kan dindi. İsmail ile Ömer biz yardım çağıralım dediler. Yürüye yürüye dağları aşarak ana yola çıktılar asfalta. Gelen araçları durduruyorlar, karakola gidecekler. Araçlar durmuyor. Onların üstü kan şeyi olduğu için araçlar durmuyor. Yolun ortasına bir ağaç gibi bir şey çektiler. Yolu tamamen kapattılar. Gelen araç durdu. Bizi karakolun birine indirin dediler. Yolun mindiler araca. Yolun kenarına bir karakol vardı. İçeri girdiler. Biz askeriz dediler. Bir dünya askerlerimizi öldürdüler falan diye söylediler. Gidip Mardin, Elazığ, Bingöl yakın. Tam Mardin'den bize hani helikopterler geldi. Gelen de sivil arkadaşlarımız, hani 3'e 1 arkadaşlarımız sivillerin üzerine kuşanıp operasyona girdiler. Ateş!